sıcağı sıcağına görüntüler verelim ekrana. İşte durum vaziyet bu. Yalnız bunu değiştirelim. PSG taraftarları, Galatasaray taraftarları. Tabii öyle zaten. Yok yani. Fransızlar evet. Deyince... Paris Saint Germain taraftarı. Evet öyle diyelim. Tüm ülkeyi kapsar. Tamam abi. Bunun olayını geçmişte ben yaşadım. Düzeltelim onu. Rahmetli Coşkun Özer'i. Biliyorum ya PSG maçı geldi değil mi? Gökmen abi, Osman Şener ben. Yarıda kalıyoruz. Arka kapıdan savaş polis izin vermiyordu. Arka kapıdan kaçtık. Hemen metro yakında ona bindik. Bir Türk'ü gördüm gözü böyle şişmişti. Sandalyelerle inanılmaz kavgalar çıktı. Ben sen o maçtaydım ya. Sen 4 gün önce söyledin bunu bana. Söyledim ona. Çünkü Paris Saint Germain taraftar bu taraftarı bekliyor. Bunu Fransız polisi bilmiyor mu? Bunun araştırmasını yapmadı mı? Benden kimlik istediler ya. Şey için gidecektim ben maça. Dediler ki güvenlik için şunu resmin lazım, bu kartın lazım, şu lazım diye. Allah aşkına yokuşa sürdüler yani. Yokuşa sür... Hayır istedi kulüp istedi. Yani kimse girmesin diye Fransız kulübü. Ama bir gerçek var ki bu maçın bu şekilde olacağı bak, belli. Bak şu görüntü. Abi, alt yazıyı lütfen değiştirsin. Bu abi. Alt yazıyı Fransızlar Türk taraftarları. Paris Saint Germain taraftarları. PSG taraftarları evet, PSG daha taraftarı. Doğru. Tamam. Peki. Yani sonuçta. Abi orası meydan değil mi abi? Nerede ha, bu şu değil, anda bu değil. Ha, bu, bir dakika bu görüntüler de önemli sıcağı sıcağına. Yazar ha, muhtemelen bizimkiler orada meşale yaktı bizim taraftarlar. Onlar da saldırdılar. Ya çok taraftar. Türkiye'nin bir defa Fransa'ya ulaşım çok kolay. Çok kolay. Her yerden, ülkenin her yerinden, Belçika'dan tutun da birçok yerden Fransa'ya çok rahat hızlı trenlerle gelebilecek, arabalarla gelecek insanlar var. Biletlerin çoğunu da onlar almıştır diye düşünüyorum. Ama PSG taraftarları zaten zor bir taraftar grubu. Kendi futbolcularına ıslıklayan Neymar'a top ayağına gelse ıslıklayan bir taraftar grubu. Yani genelde tepki koyan çok pahalı bir taraftar. Tuhal'i de zaman yani, zaman protesto ediyorlar teknik. Kendilerini evet Tuhal'i de protesto ediyorlar. PSG taraftarı en sert taraftarlardan bir tanesi. Yani mesela bu güney indiğinde Marsilya ile Lyon taraftarları inanılmaz kavga. Maduana'nın transferini hatırla. Evet. Neler oldu ya? Yani iki kulüp birbirine girdi biliyorsun. Dolayısıyla bunun olacağı çok net belliydi. Yani bunun önceden önlem alınması gereken bir şey. Almadılar. Bu devam eder yani. Maç içinde de örneğin ne sandalyeler kırıldı ne insanların kafaları yarıldı. Son Galatasaray PSG maçı. Mesela milli maçta hiçbir şey olmadı. Evet. Yani stadın yarıya yakında Türk'tü değil mi bizim taraftarlar gitti. Hatta aldılar, onunla ilgili yani. Dışarıda başka fraksiyonlar olay çıkartacağı söylenmişti. Fransız polisi onun önlemini aldı. Milli maçta. İşte burası işte. Stade de France'dayken aldı. Levent abi. Evet. Ben tabii Paris'i iyi bilir vallahi. Tabii canım aylarca kaldı orada. İyi bilir Paris'i. Levent abi. Hatta kendisi bu karşılaşmaya gidecekti. O yüzden gazetede bir şey olduğu için, bu akşam da yayın olduğu için gitmedi Paris'e. Bizimle birlikte kaldı Levent abi ama bunları 4 gün önce dile getirmişti bu olayların yani yaşanacağını sana. Bana bu, söylemişti. Bu bir tesadüf değil. Bunu bilinen öncelikle şey. Yani Fransız polisinin çok önceden önlem alması lazım. Porte Saint-Cloud'daymış evet. Olaylar. Porte Saint-Cloud, evet orada. Doğru. Öyle mi okunuyor, doğru mu? Evet. Doğru mu okudu abi? Ya doğru. Şeyde yani, mi, yakın mı? Şeye? Yakın, stada yakın. Stada mı yakın? Şanzelize'ye mi? Stada yakın. Şanzelize olsa en yakın yerde L'Arc de Triomphe, o zafer anıtını görürsün orada. En başta o. Concorde Étoile iki meydan o zaten. Bak yani, dedim sana, avucunun içi gibi bilir. Bilir abi tabii ki. Orada yaşadı. Bir de şey Erol abi yani orada polisler de Fransız polisler de bizim taraftarlar arasında da bir gerginlik var. Yani. Olabilir. Bir de şöyle bir şey. Adamların pazartesi günü bir grev olayından dolayı büyük bir bizim biliyorsun Mustafa Yalçın eski bizim muhabiri Anadolu Ajansı gözüne şey girdi ya. Ya. Gaz mermisi girdi. Evet evet evet. 6 saat operasyonda kaldı. Dün bugün televizyonda konuşurken bir gözü kapalı diyorlar ki doktorlar uzun yıllar tedavi görebilmesi için. Çok büyük sıkıntı. Vallahi hiç haberim olmadı. Bilsek evet. Geçmiş, eşi yani eşi de Fransa doğumlu bir Türk kızı. Beraberdik hatırla 2003 Konfederasyon Kupası'na Gürcan'la. Her hanımını da tanıyorsun. Olaylara gidiyor. Anadolu Ajansı muhabiri. Şimdi gözüne şu, giriyor şey. Şu Allah korusun. Bu borç bilinmesiyle ilgili bir şey söyleyeyim müsaade verseniz. Devam edelim o abi. Konu şeyde kaldı. Görüntü geldikçe de askıda arkadaşlarımız kaldı. Ekrana verecek. Bu kalabilir buyurun. Şimdi bak Aykut'cum. Bir kulübün hangi kulüp olursa olsun. Bir kulübün içine girmeden hesapları eline almadan asla o hesapların net olarak bilmen şansın yok. Neden yok biliyor musun? Mesela Beşiktaş kulübünden örnek vereyim.
Beşiktaş kulübünde hesapların incelenmesini ancak başkan kabul ederse mümkün olabiliyor. Hangi başkan? Eski başkan. Mevcut başkan kimse eğer bir inceleme gerektiriyorsa ancak başkan buna karar verebilir. Yani onay olursa. Diyor ki onay olursa. Tüzük gereği böyle. Başkan diyor ki tamam sen gel beni şimdi inceleyebilirsin ya da hayır inceleyemezsin diyor bitti konu. Dolayısıyla bu tüzüklerin değişmesi lazım. Evvela bir kere bu lazım. Bir kere o kadar köklü değişikliğe ihtiyacı var ki Türk kulüplerinin tüzüklerinin değişikliğe. Bir kere kendi döneminde kendi dönemi kadar borçlanmalı ya da temlik koyabilmeli. Ya sen benim sen bir temlik koyuyorsun 7 yıllık temlik koyuyorsun. Senin dönemin 2 yıl ya da 3 yıl kulübe göre değişiyor ya. Senin 2 yıllık 3 yıllık şeyin var, ömrün var. Sen gidiyorsun 7 yıllık, 8 yıllık, 10 yıllık temlikler koyduruyorsun ya. Sen nasıl yaparsın bunu? Ondan sonra oturuyorlar, aa ne olmuş? Şimdi bakın, denetleme kurulları var her kulübün değil mi? Denetleme evet, kurulları ancak kendisine gelen bilgi ve belgeler doğrultusunda hazırladıkları bilançoları genel kurulu üyelerine sunarlar. Abi denetleme kurulu, özür dilerim. Estağfurullah. Kulüp hesaplarını denetliyor. Yani derneği. Evet. AŞ'ye denetleme kurulu denetleyemiyor. Evet. Esas bütün... borçlar, şunlar, bunlar AŞ'de. O denetlemeler de bak. Mesela AŞ... Gürcan'cığım o denetlemeler de ancak yönetimin verdiği belgi ve bilgiler tabii, oluşturulabilir. Onlar, özel birimler oluşturulur. Hayır, o şey var, özel şimdi, birim yok. Şey var abi, bağımsız denetleme kuruluşları evet, denetliyor. Onlar şimdi, o raporları kimse kimseye vermiyor dedi o işte. Evet. Tamam da sevgili Gürcan, yani bak şimdi bir şey söyleyeyim. Rahmetli Özhan abi, Özhan Caner'in geldiğinde... Öyle bir ifade vardı ki bunu sağ şu anda eski başkan Faruk Sen kabul etmiyor. Bize dediler ki 50 küsur milyon dolar borç var. Bir girdik 130 milyon dolar çıktı dedi. Fenerbahçe'de aynı durum oldu. Aynı şey ben bu rakamları dediği gibi Erol abim yöneticilik yaptığında doğru bir şey söylüyor. Dışı seni içi beni yakar hikayesi bu. Evet. Giriyorsun içeri bu ne diyorsun ya? Bize dedin ki bu kadar eşya var içeride bir bakıyoruz hiçbir şey yok. Konsülde yani, borçluyorlar şimdi. Evet nedir konsülde bu konsülde? Ben bunları anlamıyorum. Mesela sen şimdi dedin ki 506-368 Galatasaray için söyledin. 148 milyon lira fazla harcamış gibi gözüküyor. Galatasaray Başkanı da açlama yaptı. Kaan Karça açlama yaptı. Kar etti diye ilk defa kurum. Evet doğru.